Herkese merhaba, ben Aylin Ataner. Ben Doğa Güneri. Bugün çok farklı bir video ile sizlerin karşısındayız. Tam 10 dakika içerisinde 50 tane kitap önereceğiz ve bence çok farklı, aynı zamanda eğlenceli ve yararlı bir challenge olacak. Evet, tamamen katılıyorum. Bu arada önereceğiniz kitaplardan okuduklarınız varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Evet, lafı daha fazla uzatmadan isterseniz hemen başlayalım. Hazır mısın Aymina? 3, 2, 1, başla. Hemen ilk kitabımıza başlamak gerekirse Canım Arkadaşım kitabı. Canım Arkadaşım hem çok güzel bir dostluğu anlatıyor hem de günümüzle ilgili çok güzel mesajlar vererek size mükemmel bir okuma zevki sunuyor. Sizlere ilk önereceğim kitap Mars'lı. Eğer özellikle bilim kurgu okumayı seviyorsanız gerçekten çok seveceğinize eminim. Konusu Mars'ta hayatta kalmaya çalışan bir adamı anlatıyor. Bir diğeri Franz Kafka'nın Dönüşüm kitabı. Günlük hayatımızda insanların bize bakış açısında nasıl işleri düştüğünde bizim yanımızda olabileceklerini anlatan, insanlıkla ilgili çok güzel bir kitap olduğunu düşünüyorum. Evet, sıradaki kitabımız Ev Herkules kadar kocaman bir bulut yutan küçük kız. Bunu söyleyene kadar zaten süren bitti. Konusu bir anneyle bir kızın arasında oluşabilecek o bağı çok güzel, çok masalsı bir dille anlatıyor ve gerçekten sonunda çok ağlamıştım. Bence mükemmel bir kitap. Şimdi kitabımız Su Adamı. Eğer bilim kurgu klasiklerine yeni başlıyorsanız ve çok güzel bir bilim kurgu kitabı okumak istiyorsanız mükemmel diliyle sizi büyüleyeceğine eminim. Maymunlar Gezegeni var, benim en sevdiğim bilim kurgu klasiği. Konusu daha çok insanlar ve maymunlar yer değiştirmiş olsaydı nasıl bir şey ortaya çıkardı tarzında bir şey. Eğer bilim kurguya ve evrim hakkında şeyler okumaya ilginiz varsa kesinlikle tavsiye ederim. Özellikle sonu çok şaşırtıcıydı. Ben ilk kitabı olmasına karşın çok başarılı buldum. Sessiz Kalma kitabı. Özellikle günümüzde çokça mağdur olduğumuz ırkçılık olaylarına çok güzel bir ses getirdiğini düşünüyorum. Aynı zamanda bir filmi de var. İzlemenizi tavsiye ederim. Martin Eden beni gerçekten çok fazla etkileyen kitaplardan bir tanesi. Kitap boyunca aslen denizci olan Martin Eden'in hikayesini okuyoruz. Aynı zamanda bu fırça taşımasıdır, aşktır, yazarlıktır, bu tarz konular hakkında da size gerçekten çok güzel mesajlar veriyor. Kesinlikle bunu da öneririm. Gatsby'nin küçükten bu yana büyüyüp zenginleşen bir adam olup amellerine ulaşma çabasını okuyoruz aslında. Sıradaki kitabımız Kızıl Dosya. Eğer polisiye, cinayet tarzında romanları okumayı seviyorsanız gerçekten yazarın zekasına hayran olacağınızı kesinlikle eminim ve çok keyifli okuyacağınızı da düşünüyorum. O yüzden bunu da önermek istedim. Ben de ön okuma kopyası bulunan fakat kafanı buraya koyacağım Nevermore kitabı. Nevermore Harry Potter evrenini özellikle çok sevenlerin de çok sevebileceğini düşündüğüm bir kitap. Hepinize öneriyorum. Sizlere bu çizgi romanı önereceğim. Adam Mayfair. Bu çizgi romanda insanlar ve kediler yer değiştirme. Kedilerin adamları var. Çok değişik bir çizgi roman, çok özgün bir konuya sahip. Eğer ilginizi çektiyse bakın derim. Stephen Hawking'in Kara Delikler kitabı. Eğer kara delikler hakkında daha çok şey öğrenmek istiyorsanız ve uzayın kapılarını biraz aralamak istiyorsanız bu kitap tam size göre söyleyebilirim. Dili de biraz daha hafif olduğu için sevebileceğinizi düşünüyorum. Ve sizlere Nevermore serisinin ikinci kitabı olan Wandersmith'i önereceğim. Bunda Harry Potter esintileri alabileceğiniz bir kitap serisi ve ilk kitabında olduğu gibi bu kitapta heyecan hiç kız kesmeden devam ediyor. Şeker Portakalı ise çocukların iç dünyasını yansıtan en güzel kitaplardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Ana karakterin masumluğuyla çok güzel bir okuma zevkine varacağınız, kimi zaman üzüleceğiniz, kimi zamansa onun kalbine hayran kalacağınız bir kitap olduğunu düşünüyorum. Karışık. Burada da Isabella adındaki melez bir karakterimizin ağzından ırkçılığın ne kadar kötü bir şey olduğunu okuyoruz ve onun hayatına dahil oluyoruz. Son zamanlarda ırkçılık hakkında bir şeyler yaşadığımız için bu kitabı da önermek istedim. Ay Günlükleri serisinin ilk kitabı olan ve devamında serinin tamamını size önereceğim Cindy. Günümüzden çok uzak bir evrende geçen ve alışık olduğumuz masal karakterlerin geleceğe uyarlanmış hallerini anlatan çok güzel bir seri. Okuduğum en güzel ve en sürükleyici romanlardan birisi olan Reşat Nuri Gültekin'den Çılıkuşu'nu önereceğim. Peridan'daki karakterimizin bize aslında hayatını okuyoruz. Aşktır, dostluktur, arkadaşlıktır, bu tarz bir sürü konu içeren, barındıran bir kitap. Kesinlikle bunu okumanızı tavsiye ederim. Ermiş kitabında ise biz Halil Cibra'nın farklı konular üzerine düşüncelerini okuyoruz aslında. Ve eminim ki içerisinde çok farklı konularda çok çok güzel sözler, çok çok güzel deyişler bulabileceğinize inanıyorum. Sabahattin'in en sevdiğim kitabı olan İçimizdeki Şeytan'ı önereceğim. Gerçekten karakterlerin duygu ve düşüncelerini çok güzel bir şekilde yansıtıyordu ve bana çok fazla şey kattığını söyleyebilirim. Bu yüzden sizlere de öneriyorum. Kuma Köpük ise yine aynı yazarın tıpkı Ermiş kitabında olduğu gibi özdeşlerinden oluşan başka bir kitabı. Sıradaki kitap serimiz Esenli serisi. Bu kitapta aşk, macera, gizem ve distopya okumayı sevenler için gelsin diyorum. Gerçekten okurken çok çok keyif aldığım bir kitap serisiydi. Çizgili Pijamalı Çocuğun eminim bir kere kapağını okusanız kesinlikle alacaksınız. Bu zamana kadar benim en çok içimi ısıtan kitaplardan bir tanesiydi ve tekrar tekrar okumaktan çok büyük bir zevk duyduğum bir kitap diyebilirim.
Peyami Safa'dan Fatih Erbil'i önereceğim. Bu da Doğu Batı çatışmasını gerçekten gözler önüne seren çok güzel bir eser. Nefesim Alamayacaksınız da ise biz eşini kaybeden bir adamın eşinin ölümünün ardından yaşadığı zamanları ve Facebook'ta yayınladığı bir mektubu okuyoruz. O mektupta da nefesimi alamayacaksınız, oğlumu sevgiyle büyüteceğim tarzında şeyler yazıyordu ve benim içimi en çok etkileyen kitaplardan bir tanesi olmuştu. Sırada Molière'den Hastalık Hastası var. Eğer bir tiyatro metni okumak istiyorsanız ve ne okuyacağınızı bilemiyorsanız bunu alabilirsiniz. Hem size ders veren hem de sizi eğlendiren çok güzel bir tiyatro metniydi. Görmüş o hortumlu dünyada fil yalnız bir hayvandır. Benim okuduğum en güzel kişisel gelişim kitaplarından biriydi ki ben normalde kişisel gelişim kitaplarını sevmezdim. İçerisinde kendinize dersler çıkarabileceğiniz pek çok güzel nokta olduğunu düşünüyorum. Sırada benim en çok sevdiğim kitap olan Gün Gezgin var. Burada da hayat hakkında, yaşamak hakkında bir sürü güzel mesaj veriyor. Neruda'nın Postacısı ise şiirsel ve sürükleyici anlatımıyla beni okurken çok büyük bir zevke sürüklemişti. Aynı zamanda neden bu zamana kadar okumadığımı da bir yandan sorgulatmıştı. Gerçekten çok sevdiğim kitaplar arasında. Dan Brown'dan Cehennem önereceğim sizlere. Aslında konusu bakımından şu koronavirüs dönemine gerçekten çok benziyor. Bir salgını konu edinen bir kitap bu ve Dan Brown'un o yazım diliyle çok çok güzel bir şey ortaya çıkmış. Denemelerle ilgili söyleyebileceğim tek şey bu kitabı alın, başucunuza koyun ve her gece yatmadan önce en az bir denemesini okuyun. Gerçekten benim kendimi geliştirdiğime inandığım en azından psikolojik açıdan ve buna çok büyük katkısı olduğunu düşündüğüm kitaplardan bir tanesi. Bir sonraki kitabımız Genç Bir Doktorun Anıları. Rusya'da yeni mezun olmuş ve doktor olarak çalışmaya başlayan bir adamın hikayesini anlatıyor. Ve bu kitabı okuduktan sonra o kadar etkilenmiştim ki doktorluktan soğumuştum ama gerçekten çok çok güzel bir kitap bu da. Az Kafka'nın Aforizmalar kitabı ise her ne kadar ince görünse ve okumanız böyle 40 dakika sürecekmiş gibi dursa da üzerine çok düşünmemi gerektiren ve düşündükçe daha büyük anlamlar çıkardığım, her okuduğumda farklı bir şey anladığım çok çekici, çok sürükleyici bir kitap. Bir sonraki kitabımız Yapışık İkizleri anlatan tek kitabı. Bu da gerçekten size çok çok ağlatacak bir kitap olduğunu düşünüyorum. Bu kitabın değişik bir yönü var. O da şiir şeklinde yazılmış olması. Eğer konusu ilginizi çektiyse kesinlikle bakmanızı tavsiye ederim. Kirke ise biraz daha keyif almak için okuyabileceğiniz Yunan mitolojisinin geçtiği bir kitap. Kirke'nin bir kadın olarak güçlenip kendi ayakları üzerine durabilmesi ve kimseye boyun eğmemesi gerçekten çok güzeldi. Hepinize tavsiye ediyorum. Destiyodaki önereceğim kitap iyiliğin ve kötülüğün çatışmasına bence en güzel örnek olabilecek kitaplardan birisi olan Dr. Jekyll and Hyde. Özellikle sonuyla beni gerçekten çok şok eden kitaplardan bir tanesiydi. Günümüz yazarlarının üslubunu ve dilini en çok sevdiğim ve aynı zamanda bu kanalı izleyen okuyucularımın da çok rahatlıkla okuyabileceğini düşündüğüm Hekate'nin Kızları kitabı. Harklox Cadı Akademisi'nde çok güzel bir fantastik yolculuğa çıkmak istiyorsanız kesinlikle sizi bu kitaba davet ediyorum. En sevdiğim klasik olan Dorian Gray'in Portresi. Burada da güzellik ve çirkinlik algısından tutun da toplumla bireyin çatışmasına kadar bir sürü güzel konu içeren ve size çok güzel mesajlar veren bir kitap. Kesinlikle bunu da tavsiye ederim. Arkadaşının ölümü ardından onun ölümüne bir bahane bulmak isteyen Zun'un biz çabalarını okuyoruz ve onun ölümünün kapısını aralamaya çalışmasını okuyoruz. O kadar masum ve o kadar tatlı bir kitap ki ben ne zaman okusam, hatta kaç kere okursam okuyayım hep bana ilk kez okuyormuşum hissi yaratır. Warcross, özellikle bilim kurgu başta olmak üzere aşktır, gizemdir, sanın alemdeki oyunlardır. Bu tarz şeylere gerçekten ilginiz varsa sevebileceğiniz bir kitap olduğunu düşünüyorum bunda. Eleanor ve Perk aslında bir aşk hikayesi ama bir aşk hikayesinden çok daha fazlası olduğunu düşünüyorum. Zor hayatlar yaşarken birbirine tutan iki gencin hikayesini okuyoruz da diyebiliriz aslında. İkisinin hikayesi çok ilham vericiydi ve aynı zamanda dış görünüşümüzün bizi yaratmadığı, içimizin, duygularımızın bizi oluşturduğunu örnek gösteren en güzel kitaplardan bir tanesiydi bence. Diğer kitabım Anne ve Taneyi dizisinin kitabı olan Yeşil'in Kızı Anne. Burada da dostluk, arkadaşlık, aile ilişkileri hakkında gerçekten çok fazla şey katabileceğini düşündüğüm bir kitap. Dizisini izlemenler için dizisini de önerebilirim. Kaplumbağa Kabuğunda Dünya konusundan ziyade daha çok anlatımı için okuyabileceğiniz bir kitap olduğunu düşünüyorum. Anksiyetesi olan bir kızımızın duygularına yol açıyoruz. Onun farklı düşüncelerini okuyoruz ve beni okurken gerçekten çok keyiflendirmişti. Çok büyük bir zevk duymuştum. Zülfü Livaneli'nin Serenat kitabını da önermeden geçmek olmaz bence. Konusundan bahsetmeyeceğim. Okuyunca görürsünüz diyorum. Bir kitabı kafana bir çocuğu yüzüne bakarak değerlendirmeyin. Tıpkı Arka Kapağında yazdığı gibi mucize de çok güzel hikayesiyle bize ilham veren çocuğumuzun hikayesiydi. Yüzünde kusurlar olmasına karşın, ameliyat geçirmesine karşın arkadaşlarının ona davranışı ve daha sonrasında onun da doğru arkadaşlığı bulması düşüncelerini okuyorduk. Gerçekten beni çok etkilemişti. Zaman Makinesi. Burada da bir bilim adamının 800-2701 yılına gitmesini ve orada yaşadıklarını okuyoruz diyebilirim. Pete'yi kitabı ise beyin felciyle doğan ana karakterimiz Pete'yi büyümesini, arkadaşlıklar edinmesini ve geçirdiği zor zamanları anlatan çok güzel bir hikaye. Kar Taneleri size sımsıcak çok güzel duygular hissettirecek bir kitap. Başta John Green olmak üzere 3 tane ayrı yazarı var ve bütün hikayeler en sonunda birleşiyor. Gerçekten çok tatlı bir kitaptı bu da. Yaşar Kemal'den İnce Mehmet döneceğim sizlere. O zamanlardaki ağlık sistemidir, halka yapılan zulümleri çok güzel bir şekilde anlatan bir kitap. Baş karakterimiz İnce Mehmet ve biz onun hikayesini okuyoruz. Sizlere önereceğim son kitap John Steinbeck'ten Farlar ve İnsanlar. Burada da iki tane mevsimlik işçinin tarlaya gidip çalışmalarını anlatıyor. Orada başlar
süreçlerinden geçenleri okuyoruz ama sadece bununla kalmıyor. Toplum, doğa ve insan ilişkileri hakkında da çok güzel mesajlar veriyor. Okurken beni çok etkiliyor. Aslında bu kitapla da birlikte toplamda tam 50 kitap önermiş olduk size. Senin de ağzına sağlık Aymina. Tabii eğer beni duyuyorsan... Duyuyorum. Teşekkür ederim. Bu arada senin kitapların arasından da efsane kitabını gerçekten çok merak ediyorum. Belki bir ara senden çalıp okumak isteyebilirim. Tabii ne zaman istersen. Evet arkadaşlar çok güzel kitaplar önerdiğinizi düşünüyorum. Umarım izlerken keyif aldığınız bir video olmuştur. Eğer merak ettiğiniz kitaplar varsa yorumlara yazabilirsiniz. O zaman başka videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.